Urna. Efendim? Gel böyle. Şimdi sana bir şey soracağım ama yalan söylemek yok. Melek olmayı özlüyor musun? Anneni özlüyor musun? Benim başka annem yok. Bir tane annem var. O da sensin. Bak, ikimizin resmini yaptım. Beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum? Çok beğendim. Bunu hep saklayacağım. O zaman onu kimsenin bulamayacağı bir yere koyalım, tamam mı? Olur. Bak şimdi. Bak bu benim anı kutum. Bunun içine koyalım, tamam mı? Artık bizim anı kutumuz olsun, tamam mı? Yaşasın. Senle ben bilelim sadece. Tamam. Oraya mı koyacaksın? Oraya koyuyorum. Hadi bakalım, uyku vakti artık. Yarın erken kalkacağız. Hadi bakalım. Yorganın içine gir. Ben de üstümü değiştirip geleceğim. İyi uykular. Bakayım uyudun mu? Uyudum bile. Günaydın. Günaydın. Günaydın anne. Günaydın. Asiye, bir kahve rica edebilir miyim? Bakayım. Ha, iyi, gözün geçmiş. Önemli bir şey değildi. Turna bugün çok heyecanlı annesi. Evet, daha çok çantası, defterleri ve kalemleri için heyecanlı. Benim torunum derslerini de çok sevecek, değil mi? Çarpım tablosunu öğrendim bile. Aferin sana. Çak. Diğeriyle de. Teşekkür ederim. Hadi Hızlı'yı da geç kalmayalım. Ben bırakırım sizi. Gerek yok, biz gideriz. Aa, olur mu kızım? Bugün Turna'nın okula ilk başladığı gün. Anne, Turna daha önce de okula gitti. Peki. Bitti mi? Aha. Hadi o zaman, eller yıkansın, dişler fırçalansın. Tamam anne. Nasıl heyecanlı? Ay, size de böyle zahmet veriyorum ama hemen gidip geleceğim. Canım, ne zahmeti? Hadi gidin gidin, daha fazla bekletmeyin Turna'yı. Ay, ben ondan daha heyecanlıyım. Hadi hoşçakalın. Hayırlı olsun okulu. Ay. Hayırdır, bir şey mi unuttunuz? Canım, ne diyorsun, unuttum. Hadi hoşçakalın. Durumun hassasiyetinden bahsettim müdür bey, merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. Teşekkürler. Turna? Turnacığım, ilk gün için hazır mısın?
Hazırım öğretmenim. Öyleyse sınıfta görüşürüz, tamam? İyi günler. İyi günler. Çakalanma. Canım benim. İyi dersler. Sana da iyi eğlenceler. Tamam. İhtiyacın olursa burada bahçede bekliyor olacağım seni, tamam mı? Tamam. Sakar teyze. Turla kuşum. Bebeğim. Ay heyecanlı mısın? Çok. Yani biraz. Ay dur, ben sana küçük bir hediye getirmiştim. Aa, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hem de açık mavi. Takalım mı? Takalım. Hadi bakalım. Al anne bunu da. Hoşça kal Sakar teyze. Hoşça kal. Allah zihin açıklığı versin. Teşekkür ederim. Gerçekten ben Turnay'la yola çıktığımızda bizi neyin beklediğini bilmiyordum. Yani zor olacağını tahmin ediyordum ama ona normal bir hayat sunabileceğimden emin değildim. Umudumu yitirdiğimde siz yardımcı oldunuz. Turna sizin sayenizde okula gitti. Çok sağ olun. Olur mu öyle şey? Sen mutlaka başarırdın. Ben yalnızca yanınızda oldum. Hepsi bu. Ben dükkana gideceğim. İstersen gel çay demleriz. Yok, ilk günü burada bekleyeyim. Belki bir ihtiyacı olur. Doğru. Hoşça kal. İyi günler. Nasıl geçti ilk günü? Çok iyi. Bak ne yaptım. İlk ders resimde. Ben de bizi çizdim. Anneannemi, seni, Duru teyzemi, beni, Gamze teyzemi. Burada da bir evle kalp var. Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Anneannenler de çok beğenecek. İstersen buzdolabına asarız. Olur. Başka neler yaptın? Sevdin mi okulun arkadaşlarını? Sevdim. Sıra arkadaşım vardı, adı da Melis'ti. İşte matematik dersi işledik sonra. Orada bölmeleri ya, işte bölmeleri işledik. Hı hı. Sonra da öğretmenin sorduğu soruyu ben parmak kaldırıp bildim. Aferin sana. Ben geldim. Ah. Hoş geldin. Gel bakalım. Nasıl geçti ilk günün? Çok hoş iyi. Geldin kuzum. Hoş geldin. Anlat bakalım. Neler yaptın? Gıcık kızlar vardır kesin sınıfta. Yo, hepsi çok iyi. Allah Allah. Kesin öğretmen gıcıktır o zaman. Sarp, rahat bıraksana Turna'yı. Hı? Hem öğretmenler çok iyidir değil mi Turna'cığım? Zaten benim öğretmenim gıcık değildi. Turna'cığım, Asiye ablan kek yaptı. Bir bardak sütle yer misin? Olur. Asiye! Aa, Asiye'yi ben markete gönderdim. Dur ben sana koyarım. Senin canın mı sıkıldı? Sonra konuşuruz. Duru, geç kalıyoruz. Ha tamam, hemen çantamı alayım ben. Turna, ilk günden ödev vermişlerdir herhalde. Hayır, vermediler. Allah Allah, ödev de vermediler. Telefon çalıyor. Annenin telefonu değil mi o? Hı hı. Sen bak istersen.
Bakayım mı? Bak. Annem gelince ben sizi aratırım dersin. Sarp gelir misin? Geliyorum. Alo? 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 Melek. Anne. Anne. Anne mi? Sen kime anne dedin? Anne bak Turna bugün okulda ne yapmış? Cevap versene yavrum. Telefonda kime anne dedin? Turna, telefondaki kimdi? Turnacığım. Benim ödevimi yapmam gerekiyor. Abla, ne oldu? Yok bir şey, sonra konuşuruz. Nasıl yok bir şey ya? Turna telefonda birine anne demiş. Ben de Sarp gönderdim geleyim size bakayım diye. Aşağıda kıyamet kopuyor. Duruz, sen Turna'nın yanında kalır mısın? Ödevleri varmış, yardımcı olursun. Olur. Turna. Turna, ben bir aşağı inip geliyorum, tamam mı? Aa, size daha 7 yaşında bunları mı öğretiyorlar? Zeynep Hanım'la konuşmam lazım. Telefonuna da ulaşamadım kendisine. Bahsetmiştim size de. Zeynep Hanım'ın bir öğrencisi Melek Akçay. 7 yaşında. Kaybolmuştu hani. Onunla ilgili konuşmam lazım. Affedersiniz. Zeynep Güneş'i arıyorduk. Memur odasına baktık yoktu da açık görünce size soralım dedik. Zeynep Güneş burada öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Burası da onun sınıfı ama kendisi ayrıldı. Zeynep Güneş dediniz değil mi? Evet. Ablanız bir kuş gözlemi için geziye katılacak mı? Evet, bahsetmişti. Abim de aynı araştırma grubunda, da oradan biliyorum. Dün terminalde gördüm kendisini. İstanbul'a gidiyordu. Açıklama yapacaksın değil mi? Kimmiş arayan? Bir şey söylesene kızım. Turna kime anne dedi? Turna'yı telefonda arayan kimdi? Abla, Turna senin kızın değil mi? Kendisinin olmayan bir çocuğa neden kızım desin ki? Ne bileyim anne, kendisine sor. Bir şey söylesene kızım. Turna senin... Turna benim kızım. Yüzüme bak da söyle. Zeynep. Abla.
Bir dakika dur Duru. Bu Bandırma'daki kaybolan kız. O da 7 yaşlarındaydı değil mi? Şu senin öğrencin olan. Ne diyorsun sen? Ne kaybolması? Sarp'la ablamı aramaya gittiğimizde Bandırma'da bir çocuk denize düşüp kaybolmuştu. Çocuk ablamın öğrencisiymiş. Yani turnayla ne ilgisi var bunun? Ablam kızın kaybolduğu gün Bandırma'dan taşınmıştı. Sen de öyle bir söylüyorsun ki sanki ablam o çocuğu... Zeynep. Turnayı da alıp gideceğim. Her şeyi unutun. Bu durumu turnayı unutun ne olur. Beni aptal yerine koyma. Tam olarak ne yaptıysan onu söyle bana. Zeynep. Cevap ver bana. Turnayı sen... Turnayı da alıp gideceğim. Gideceğim, gideceğim. Başka bir şey söylediğin yok ki zaten. Sanki sen gidince her şey düzelecek. Gamzeciğim bir dakika. Ailemizde suç işlemiş biri var. Ve biz bunu görmezden gelemeyiz. Zeynep lütfen cevap ver. Turna... Annemin bir ismi var. Bir şirketi var. Duru okula gidiyor. Ben evleneceğim. Abla... Eğer seni yakalarlarsa tutuklarlar. O zaman kimse bizim bir şey bilmediğimize inanmaz. Zeynep. O çocuk... Turna... Benim kızım değil. Turna, benim öğrencimdi. Ben onu kaçırdım. Kaçırdım ne demek? Sen çocuk kaçırmanın suç olduğunun farkında mısın? Hem de çok ağır bir suç. Sanki sokaktan kedi köpek yavrusu almışsın gibi söylüyorsun bir de. Bir turnaya bakayım. Turna'nın gerçek adı Melek Akçay. Bandırmaya gittiğimizde diğer öğretmen söylemişti. Çocuğun annesi ve sevgisi çok kötü davranıyorlarmış. Eziyet ediyorlarmış. Her yerinde de morluklar varmış. Ablam çocuğun durumunu öğrenince orada bırakamadı demek ki. Al bak. Ya iyi de ona mı kalmış başkasının çocuğunu korumak ya? Hadi diyelim kıyamadı. Polise gitseymiş. O zaman annesi daha fazla eziyet ederdi çocuğa. Zeynep ablam en doğrusunu yaptı yani öyle mi? Peki biz ne yapacağız? Turnacığım hadi anneanneni ben geldim de. Tamam. Onları saklayıp suçlarına ortak mı olacağız yani? Yeter. Ne? Kimseyi saklamayacağız.
Bu meseleyi daha fazla konuşmak istemiyorum. Ben geldim. Hoş geldin. Biz geldik.